Arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı, herkes burada mı ya? Tamam. Ya, yeni geldi. Evet. Aralık ayı Belediye Meclis toplantımızın Aralık ayı toplantısı ikinci oturumu açıyorum. Değerli arkadaşlar, 2019 yılının bana göre az maddeli ama anlamlı maddelerden oluşan çok güzel bir oturumunu sabah seansında icra ettik. Ve yine Büyükçekmece Meclisi'nin bugüne kadar duruşunu ön plana çıkartan bir meclis çalışması oldu. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelen konular, alınan kararlar %99 veya %100'ü ittifakla geçti. Hepsi bu millet içindir. Bizleri de bu millet bunlar için zaten seçtiler. Onun için bu çok örnek tablodan ötürü son derece mutlu olduğumu belirtir ve sizlere teşekkür belirtiyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. İki tane madde kalmış gündemde. Bu gündemde bulunan ve komisyonlara havale etmiş olduğumuz konulardan bir tanesi neydi? Hatırlat bakalım. Katipler. Neydi? Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 2020 yılı mali yılı liman hizmet bedeli gelir tarifesinin müzakeresi ve karara bağlanması. Tarife komisyonu buyurun. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 2020 mali yılı liman hizmet bedeli gelir tarifesi müdürlükten geldiği gibi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok, komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sayın sunuyorum. Başkanım, bir husus arz edeyim efendim. Buyurun başkanım. Komisyon toplantımızda idarenin teklifi oradaki limandaki balıkçılarımızı ilgilendiren bir fiyat artış önerisi değil. Orada bir nevi yat limanı olarak kullanan yat sahipleri için o nedenle biz de bu kararı oy birliğiyle aldık. Bu hususu arz etmek istedim. Bir tane de gül kokunu ki galiba onun için fazla arttırmadınız. Yok mu senin orada? İnşallah. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar komisyon raporunu. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin ikinci maddesi. İmar Komisyonu'nda bulunan ve sabah gündeme almış olduğumuz madde. Tek madde midir bu? Tek maddedir. Buyurun. Komisyon görüşü. Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi 3465, 3645 ve 3638 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılması hususu incelenmiş olup meclis üyelerinden Sedat Bostan'ın mülkiyet sahiplerince hak kaybı yaşanmaması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması şeklindeki görüşüyle komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, önünüzdeki ekranda iki tane parsel görüyorsunuz sarı. Belediyecilikte tam bir ibret tablosudur. Çünkü fiili ve resmi yol olan yerler bilahare, aynen dinlesin. Keşke Tapu Genel Müdürü de dinliyordur bizim. Alavera dalavera yöntemleriyle parsel haline getirilerek bir tanesi kaç metrekare? 341 metrekare. 381 ve 409. Pardon. 381 ve 409 metrekarelik iki tane müstakil parsel haline getiriliyor ve bunların imarı var. Ve bunlar orada görüyorsunuz. Vatandaşın 40 yıldan beri 82'den beri otopark olarak kullanmış olduğu kısmi otopark, kısmi bahçe olarak olan yerlerde parsel ihdas etmişler. Şimdi almış olduğunuz kararla, komisyon almış olduğu kararla buralara otopark yaptık ve Büyükşehir Belediyesi'ne istimak ettireceğiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2019 yılı yoğun çalışmalarımız, önce demokrasi gereği seçimlerimiz, akabinde 1 Nisan'dan itibaren devam eden belediye meclis çalışmalarımız, bugün Aralık ayı
meclis toplantısıyla iki oturumlu Aralık meclis toplantısıyla sona ermiştir. Yeni bir yıla gireceğiz, umutla gireceğiz, daha çok çalışacağız. Bugüne kadar yeni seçilmiş meclis olarak göstermiş olduğunuz uyumdan ötürü, belediye hizmetlerinin halkımızı çok yakından ilgilendiren hizmetler olduğu bilincinde olarak olayları irdeleyip, o parti bu parti demeden vatandaşın lehine olan kararların tamamında ittifakla karar almış olmazdan dolayı Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak yine İstanbul'da, Türkiye'de örnek çalışmalar sergilediniz. Bundan da ben bu meclisin başkanı olarak ve Büyükçekmece halkı adına hem şahsım adına hem de Büyükçekmece halkı adına son derece mutlu oldum. Bunu ifade etmeyi bir kez daha görev sayıyorum. Bu nedenle bu güzel meclis çalışmasının yeni dönemde de milletimiz ve beldemizin, şehrimizin hizmetleri için aynen sergileneceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle 2020 yılının önce şahsınıza, sonra ailenize, sonra ülkemize, hepimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Şimdiden gelecek yılınızı kutluyorum. Hepinizi şahsım, ekibim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Meclisi kapatıyorum.